Çorumspor'un eski futbolcuları, Çorum futbolunun kalbi olarak adlandırılan 1 ve 2 nolu sentetik sahaların yıkılıp yerine park yapılacak olmasını protesto etti. Bilindiği üzere güzelimizin kalbi konumunda yer alan 1 ve 2 nolu sentetik sahaların yıkılmaması ve bu sahaların olduğu alana millet bahçesi yapılması gündemdedir. Baştan söylemek istiyoruz ki biz bu sahaların yıkılmasını istemiyoruz. Ancak şunu da söylemek istiyoruz. Bizim amacımız yapılan güzel işleri bozmak değil. Yapılan millet bahçesinin içine futbol kulüplerinin müsabaka ve antrenmanlarında kullanılabilmesi için nizami sentetik sahaların yeni yapılan millet bunucusunda olmasını istiyoruz. Amacımız daha iyisi yapılsın, daha kullanışlı sahalarımız olsun. Bizim tüm derdimiz budur. Biz bu sahalarda yetişmiş profesyonel futbolcularız. Şimdilerin antrenörleriyiz. Bu sahalar Çorum'da kardeşliğin simgesi olan alanlardır. Şehrimizde yaşayan siyasi görüşü, mezhebi, dini, dili, ırkı farklı olan kişiler burada futbol kulüpleri altında buluşup dost ve kardeş oldular. Ve bu bağlar uzun süre sürdü. Burada yetişen çocuklarımız devletine, milletine her alanda faydalı bireyler olarak hayatını sürdürüyorlar. Bu yüzden sahaların yıkılmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu ve birçok maddi manevi sebepten dolayı millet bahçesine 1 ve 2 nolu sentetik sahaların eklenmesini istiyoruz. Sahalarının yıkılmaması için elimizden geleni yapacağımızı bilinmesini istiyoruz. Yürekten gelen sesimizin yabana atılmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu saha çocuklarımızındır. Kimsenin el uzatmaya hakkı yok diyoruz. İnşallah alınan bu karardan bir an önce vazgeçilir. Çocuklarımıza bu alanı en iyi şekilde yararlanmalarını devam ettiririz. Bizim tek derdimiz bu. Hepimiz bu sahalarda yetiştik. Bu sahalardan geldik. Bu çocukların yaşındayken bu sahalarda büyüdük. Profesyonel futbolcular olduk. Başka şehirlerde oynadık. Milliğimizi temsil ettik. Milli takımlarda oynayan abilerimiz var. Bu sahalarda rahmetli Halit Kılıçlar, Remzi abiler, Salih abiler, Yaşar abiler, Kenan abiler, daha ismini sayamadığım Akif, Vedat, Oğuzhan Yalçınlar bu sahalarda yetişti. Bu sahalarda büyüdü. Buradaki çocuklara hepimizin sahip çıkması lazım. Bu semt tarihi bir semt. Bu semt Bahabey'in çocuğunu, Yazın Çarşı'nın çocuğunu hepsini bir araya getiren bir semt. Bu sahalar elinden alınmasın. Buradan herkese rica ediyorum. Değerli büyüklerimize, siyasilere rica ediyorum. Buraya gereken her şeyi yapsınlar. Allah razı olsun. İtfaiyenin de oraya saha yapıldı. Evan'ın oraya da saha yapıldı. Fakat şöyle bir durum var. Çorum'un nüfusu bundan 10 sene önce 100 binken, 50 binken, 150 binken yine 2 tane saha vardı. Şu an buraları yıktığımız zaman yine 2 tane saha kalıyor. Yani bu durumda çocuklarımızın gidebileceği bir alanda kalmıyor. Bugün ekonomik durumlardan dolayı annelerimiz, babalarımız çocuklarını ne itfaiyenin oradaki sahaya götürebilirler ne de devanın oradaki sahaya götürebilirler.